maalesef ülke olarak bir eksiğimiz. O yüzden bu günlük hayata da yansıyor bütün bunlar tabii. Yani bugüne kadar futbol hala kendini, bakın 1923, 100 sene olmuş. 100 senede hala böyle tartışılır halde bırakırsa nasıl bunu çözeceğiz biz? Demek ki değiştirme niyeti yoktur bu insanların yolunda. Doğru. Niye? Bakın futbol enteresan bir oyun. Bu güzel oyun. Her ülkede başka türlü kullanılıyor. Bazı ülkelerde çok sportif kullanılıyor, bazı ülkelerde siyasi kullanılıyor, bazı ülkelerde başka şeyleri kullanılıyor. Yani bir sürü yayınlarda okuyoruz kitapları falan. İşte yok Arjantin'de faşist yönetim bunun yüzünden geliyor. Pedifes fiesta, bilmem Almanya'da böyle. Yani çok önemli bir araç. Yani ülkeler bunları kullanıyorlar maalesef. Yani biz de pratikteki olan bizleri de kullanıyorlar. İşimiz bitince bir tarafa atıyorlar. Bakın ben bir takıma isim vermek istemiyorum. Profesyonel birincilik, Süper Lig'de oynayan bir takıma bir gece evvel transfer teklifi aldım. Müsaade edin bir araştırayım, bir katkım olsun deneyeyim dedim. Ve dediler ki hocam yarın açıklayacağız sizi. Yarın oldu, beni aradılar. Hocam bir yerden telefon geldi bize. Olur mu biz kendi istediğimizi seçelim. Kimden geliyor bu telefon Allah aşkına? O telefonun arkadaş ki. Niye ediyorsunuz? Devlet sürücülerini adam almıyorlar. Becerisi olan bu işi başarması mümkün. Birini almak istiyor insanlar. Siz bunu eğer bu telefonu ederseniz insanlar onu alırlar. Almama. Çünkü Türkiye'de bu işi yapan arkadaşlarımızın yani kusura bakmasınlar. Bakın 37 senede ben sportif anlamda bir başkanla çalışmak nasip olmadı ya. Ya siyasi beklentiler var. Ya milletvekili olacaklar. Ya siyasete girecekler. Siyasette organik bağlar olması lazım. Yoksa durup Türkiye'nin hiç ekonomisi olmayan bir şeye niye talip olsunlar? Maalesef Türkiye bu insan profiliyle, bu yönetimi profiliyle yapıyor bu işi. Bakın bir Adıyaman diye bir takım var, 17 tane antrenör değiştirdi ya. Nedir bu ya? Bu rezillik ne? Sistem buna nasıl müsaade ediyor? Olur mu ya? Spor mu? Ya ben karımla 42 seneden beri evliyim. Bazen tanımıyorum yaptıklarını anlayamıyorum. Kolay mı bu kadar insanları kısa zamanda tanımak? Başka bir tartışma başlığını yani açıyorsunuz. Yılmaz Hocam. Orası futbol yani, konusunu yani hani çözebiliriz belki ama o konuyu çözemeyiz. Yok doğru. Onun içinden hiç çıkamayız. Değişken mi varlığınız yani? Değişken mi varlığınız? O yüzden yani ne olur ciddiye aslında. Bu güzel oyun. Bakın futbolun aslında bu kitle sporlarının oluş biçimi şöyle. Kölelik döneminde krallar köylü çocukların güçlerini toplarlar. Arena diye yerlerde, o bahsenlerde onları çalıştırırlar. Kılıç, kalkan, işte ağ falan eşleştirirler. Millet gelir 50-60 bin kişi aynı böyle alanlara o arada ya. Efendim kral oturmuş ailesiyle borazanlar çalıyor. Öldür iki tanesi kalır. Yatırır kılıç kafasından, millete bakar, kral borazanlar öter, bir sessizlik, elini böyle yapar, adam onu öldürür ve orada bir adrenalin, bir boşalma. Halkın enerjisini böyle kullanmışlar. Sonradan 1800'lerde İngilizler öldürme kalkmış, işte hukuk diye bir şey çıkmış, adalet var, kölelik kalkmış. Eyvah ne yapacağız biz bu insanlara? Bu futbolu bulmuşlar. Ve buraya gol oluyor, aynı adrenalin, size gol oluyor. Ne adrenalin. Yani toplum idare ederken insan enerjisini boşaltmak için çok önemli bir araçtır futbol. Bu aracı siyasetçiler doğru kullanmalı. Allah aşkına Türkiye'nin sorunları mı bitmiş de gelip futbolun da içine girmek isterler. Ben bunu anlamıyorum. Bırakın özel bir onlara yönetilme imkanı tanımışsanız onu daha geliştirmeye çalışacağınıza onu bitirmek için müdahale ediyorsunuz. Ne olur dışında kalın ya bırakın bunu da bilenler yapsın. Peki Yılmaz Hocam, bu işi başlamasını... sürede daralıyor yani diye açıkçası... Bir seçim oluyor, bir kişi